Kaşık dişidir, kapsayıcı, kavrayıcı, bölüştüren dağıtan. dağıtan. Evet, kaşık dişidir. Türklerin yani bir kabile, bir budun olarak kaşıkla çok özel bir ilişkisi var. Kaşık yanda taşınan bir şey. Bunu taşradaki köylü çiftçi de yanında taşıyor tahta kaşını. Çünkü zahmetli bir şey kaşık yapmak. Şimdi bu cilbeleşme sarayda var da başka yerde yok mu? Evlenmek istiyor, ortada pilav var, tahta kaşıklar var. Kaşığı sapladığında bu demektir ki ben evlenmek istiyorum. <laughs> İnanılmaz bir şey. Şifacılıkta ölçü önemliyse kaşık da önemli. Bu ölçü kaşıkla sağlanıyor. Herkese merhabalar. Yepyeni bir konukla, yepyeni bir programla karşınızdayız. Söz sende de bugün çok sevdiğim bir isim var. Nur Başnur'la birlikte hem çok iyi bir dost hem de kurumsal hayattan sonra kendini başka bir hayatın içinde bulunan çok ilginç işler yapan bir isim. Sevgili <laughs> Nur, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Bu kadar kısacık anlattım ama yani yeter. Yeter. Şey, <laughs> değil mi? Yani hani tanıyan tanıyor bütün o kurumsal hayat bitti. Evet. Sonrasında bir baktık ki sen evet. aşma kaşıkla çıktın. Evet. Evet. Kaşık. Ee, önce evet. şunu soracağım sana. Kaşık senin için ne ifade ediyor? Şimdi Balçe beni tanıyanlar senin gibi eski tanışlarım özellikle e, hani beni yıllarca 30 küsur yıllık o kurumsal hayattan sonra Tabii bir de şehir değiştirdim. İstanbul'dan Bodrum'a geçtim falan. Ee, birden böyle bir kaşık meselesinin içine gir gö içinde görünce hem merak ettiler hem şaşırdılar ama geldiğim noktada da e, hepsinden çok da büyük e, ne diyeyim destek alıyorum. Ama çok güzel bir şey. Ee, olmayanı yapıyorsun. Biraz öyle olduğunu ben de zaman içinde fark ettim. Şimdi benim kaşıkla ilk e, serüvenim bir kere çok geçmişten de gittiğim bit pazarlarından, antika pazarlarından kaşık toplardım. Bu e, kaşığa form olarak hep bir yakınlığım olmuştur. Böyle bir büyük bir koleksiyoncu boyutunda değil ama ilgi ve merak boyutunda diyelim. Sonra seramik yapmaya başladım e, Bodrum'a geldikten. Önce bir marangozluk atölyesinde kaşık yaptım. Sonra seramik yapmaya başladım. Baktım ben seramikte de kaşık yapıyorum. Yani, i̇nsan seramiğe gittiğinde önce bir tabak mabak falan yapar yani, kaşık, değil, mi? Gider, ha. değil mi? Benim böyle içimden yine kaşık geldi falan. Hani yani, böyle onu bunu da laplap lap, story instagram yapıyoruz ya. Ben bu kaşıkları yapıp koydukça takipçiler ''Aa bu ne güzel.'' Satılıyor mu, alınıyor mu falan demeye başladılar. Böyle minik bir maşuk kaşık adıyla bir seramik kaşık e, üretimi maşuk aşık, aşık olunan demektir. evet aşık, aşık olunan, olunan demek evet. evet ne güzel aşık ve maşuk tasavvufta da onun nihai hedefi de yaradandır Tanrıdır yani hani gül bülbül e, orada güldür maşuk aşık olan bülbüldür falan. Hani bizim kültür kodlarımızda da böyle geçmişte Vardı. olan bir şey. Bir mertebedir yani maşukluk. Biz de e, hatta bir arkadaşımın önerisiydi. Başka bir isim düşünüyordum ama maşuk kaşık olsun dedi ve mi? oldu. Çok da sevdim. Sonra bu kaşığı yapmaya, üretime devam ederken yani 7-8 yıldır yapıyorum. Tabii okumalarım, o müze gezmelerim falan daha böyle bir no. Odaklı hale geldi. Şimdi ben bir şey bu arada ha. araya git bir şey söyle. Evet. Şimdi bu kadar çalışkan güçlü kadınlar. Hmm. E, duramaz yerinde hmm. böyle kaşığı ürettin de olmaz <laughs> bunun bir tarihi neymiş, neymiş? bir örnek duramaz. Hiç evet ben bunu evet. söylemek evet. lazım çünkü hani evet. Bodrum'a giden de bir şey yapıyor e, değil. değil yani Ben onu biliyorum. Abi ben ama ben şunu anladım. Ben Bodrum'un birinci yılında bu Bodrum bir kere 15 yaşından beri çalışan birisiyim. Evet. Birincisi çalışma alışkanlığım var. Ama bir tavır değişikliğine karar verdim. Yani ben kurumsal hayattan başka bir state'e, bir duruma geçeceğim e, kararı verdim. Bunu e, çok aktif değil, çok pasif değil, daha gönlümden gelen işlere odaklı yapma kararı aldım. Ben şunu anladım, eğer sen bir iş yapmazsan kafadan alkoliksin. Güneş doğdu içelim, güneş battı içelim, haydi bugün dolunay içelim dedim bir dur. Bodrum da böyle. Bodrum böyle Bodrum ritmi. Sen dedim bir dur ve hayatına bugüne kadar yapmadığın şeyleri hep heves edip de zaman bulamadığın şeyleri sok. Zaten seramik de öyle geldi. Onun yanı sıra başka şeyler, bahçecilik falan da girdi hayatıma ama şimdi biz kaşık üstünden gidiyoruz. sonra ee, araştırma. Araştırma, araştırma var sırasında ben şunu gördüm ki Türklerin yani bir kabile, bir budun olarak Kaşıkla çok özel bir ilişkisi var. Çok duygusal, çok romantik, çok mana yüklü. Ya bunları gördükçe dedim ki ben bunları insanlara anlatsam, bilseler. Tabii bu araştırmalar sırasında şunu da gördüm ki kaşık Türk-Osmanlı boyu kavmi açısından ne kadar özel bir nesne olsa da hakkında yazılmış bir kitap yok. Ve kitap geliyor herhalde. Ee, i̇nşallah. i̇nşallah. Çalışıyoruz. Şimdi şunu söyleyeceğim. Uzun uzun burada o sunumları anlatamayız. tabi tabii, tabii. Nur çok güzel sunumlar yapıyor. Evet. Bunlarla insanları bilgilendiriyor. Evet. Ve ben Hani bunu sadece sosyal medya, televizyon aracılığıyla değil de dokunarak yapmanın evet. kıymetli olduğunu evet. Doğru, Doğru söylüyorsun. Değil Bugün mi? de mesela bu çekimden sonra da gene bir sunuma gidiyorum. Dolayısıyla yakalayın o sunumları da. Biz şöyle yazıp evet. onları da anons Çok kıymetli olsun. Sosyal medyadan beni takip edenler Aynen. zaten bu sunumlara ulaşabiliyor. Peki, benim notlarım var. Sana tık tık tık, tık Evet soracağım. lütfen. Kaşık dişidir, kapsayıcı, kavrayıcı, bölüştüren dağı, dağıtan. Evet. Kaşık dişidir. Dişi demeyelim de dişil diyelim. Kaşığın hem form olarak o yuvarlaklığından kaynaklı hem çanak bir tür rahmani bir yanı vardır. İçinde taşır. Ah, evet, evet evet böyle o çanak bölümü içinde taşır, kavrar ve dağıtır bölüştürür ve doyurur. Ve pişirirken de sen onu bir karıştırma nesnesi olarak, bir pişirme nesnesi olarak kullanırsın. Şimdi bu saydığım özellikleri alt alta koyduğumuzda bunların hepsi dişil özellikler. Yani dişil özellik eril özelliklerden iyidir, kötüdür manasında bir tabii şey değil. Tabii. Hani öyle anlaşılmasın. Evet. Ama kaşığın bu anlattığım nedenlerden dolayı böyle bir metaforik dişil yanı var. var. Peki şey değişir mi mesela tahta kaşık, He. ne bileyim bronz kaşık, ne bileyim? İlla ki. Kaşığın kendi kadar yapıldığı malzemenin de e, değeri ve anlamı var. Peki. Bizim toplumdan söz ediyorum. Bir kere ben Anadolu'da kaşığı araştırıyorum. Yani benim burada kaşıkla ilgili söylediğim her şey bizim kültürümüze ait. Yani bir Polonya kültürü, o Rus kültürü ben onları bilmiyorum. Hı. Orada bu iş nasıl e, gelişmiş onu da bilmem. Araştırmadım. Merak da etmiyorum. <laughs> Beni ilgilendiren bu Biz coğrafya evet. çünkü bizi merak ediyorum her şeyden önce. Özgün bir toplum olmakla beraber özgünlüğünü bir türlü hala kavrayıp da buradan bu gücü yaratıcı alanlara çıkaramamış. Bir toplum olduğumuzu düşündüğüm için benim Türk olmak nedir, Anadolulu olmak nedir, burada yaşamak nedir'e dönük spesifik merakım ve ilgim var. Kaşık da bu haliyle de beni besleyen bir şey. Okay. Şimdi gelelim malzemelere. Bir kere Türk'ün kaşık malzemesi tahta, ahşap. E, abanoz gibi, şimşir gibi, armut gibi daha ziyade sert. Dayanıklı ağacı oyarak kaşık yapmışlar. Ee, İslamiyet öncesi Türklerde, Hunda mesela bazı metal kaşıklar görüyoruz ama bunlar çok e, genele yayılabilecek şeyler değil. Daha çok da bunlar çanları var, şamanların ses çıkarmak için kullandığı, şamanik törenlerde kullandıkları, kötü ruhları salmak için kullandıkları bir tür çıngırak gibi kaşıklar ama kaşık formunda. Şimdi niye Türkler tahta kaşığa bu kadar yakın? Çünkü ahşabın e, Türk yaşam tarzında hayatı kolaylaştıran yanı var. Türkler göçer. Dolayısıyla hafif malzeme. alsınlar. Ya, hemen. Ya, hemen yanına alıveriyor. Ee, Türkler yemek yaparken gastronomilerinde tereyağı çok değerli. Tereyağı ahşap kaşığa yapışmıyor. Kadının mutfakta işini çok kolaylaştırıyor. Yemeği yaparken elini yakmıyor. Çünkü iletken değil. Nazik bir nesne. Ağzı aldığında ince, sıcak bir nesne. Bir metal ağırlığı ve soğukluğu yok. Şimdi bunlar kültürel yanlar. Bir de dini bir gerekçesi var. İslamiyet'te metali ağza sokmak, yani haram demeyelim ama haram boyutunda Kuvvetli, e, istenmeyen bir şey. Niçin? E tabii nereden bileceğiz yani? Biz gözümüzü metal kaşıklarla açtık. Evet. Bunları bilmek için biraz araştırmak gerekiyor. Bu Hazreti Muhammed'in yaşam tarzını esas almakla ilgili bidat diye bir kavram var. Yani Hazreti Muhammed'den öncesi ve sonrası. Onun yaptığını yap, yapmadığını yapma. Hani bu, Diş fırçalamada da işte Tahtan. misvak evet. önerilir. Bir evet. ağaç dalıdır. Bunun gibi bir şey. Arap coğrafyasında aslında tahta kaşık bile çok yoğun değil. Daha ziyade o coğrafya elle yemek yiyor. Elle yemek yemek bizde de var. Bütün doğu toplumlarında. Geçmişte batı toplumlarında da var. Biraz onları da anlatabilirim. Yani batı toplumları da kaşık kullanmaya, çatal bıçak kullanmaya bizden çok önce başlamış değil zaten elle yeniyor yemek. Ee, ama kimin de kaşık önde, kimin de çatal bıçak başka türlü kullanılıyor falan. Dolayısıyla Osmanlı Türk geleneği özellikle Selçuklu sonrası yani saray hayatının başlamasıyla beraber bu tahta kaşıkların yanına e, Hindistan cevizi kabukları, kaplumbağa bağısı, efendim geyik boynuzu, sığır tırnağı, gergedan boynuzu, fil çıplarım? dişi gibi, balina kemiği gibi çok değerli, az bulunan doğal malzemelerle muazzam artistik seviyede kaşıklar yapılmış. Bunlar süs kaşığı değil, onu da belirtelim. bayağı çok. kullanılan kaşık. Sedef evet, onu hep vardır. Mesela Osmanlı sarayında Bebek mama kaşıkları yani Osmanlı aristokratının çocukları için kullandığı kaşıklar sedef bu boyutta küçücük sedef deniz kabuklarıyla süslenmiş. Onlar mamalarını bu kaşıklarla yiyor. Büyükleriyle de yetişkinler yiyor, havas yiyor yemeğini. Ne güzel ihtişam. İhtişam bir de tabii malzemenin yanı sıra her yemeğin de ayrı kaşığı var. Pilavın ayrı etin ayrı karışmış mesela pilavın eti farklı farklı yani tahta değil anladım. E, tahta kaşık da tahta var. var tahta da var. Tahta kaşık da var. E, şuna göre ayrılmıyor o. E, tahta kaşıkla pilav yenir de ha. bilmem ne kaşıkla et yenir Hı. gibi değil. Ama boyutlar önemli. Hı. Boyutlar önemli. Mesela de, de, tatlı kaşığı palüze aşure yerken daha küçük boyutlu ama yine artistik. Yumurta kaşığı diye bir kaşık var. Zaten yumurta kaşığı ya da, hala şeye bile bulaşık makinesine yumurta yenmiş tabak çanak konmaz ya kokudan dolayı. İnsanlığın en eski kullandığı ayrımlardan birisi yumurta kaşığı hep bir ayrı tutulmuş mesela. Anadolu'da bunun izini de Çok görüyoruz. İlginç. Değil. Evet. evet. Mesela Anadolu Roma'sında eee <laughs> bir Romalı şairin kitabında biz bunu görüyoruz. Onlar bronz kaşık Bu arada Anadolu'daki Hristiyanlarda bronz kaşık var. var Onu söylemek istiyorum. Gümüş kaşık var. Gel gör ki onlar da bunu sofradan ziyade onlar da çoğunlukla elle yiyor. Sofradan ziyade litürjik diyoruz. Kilisede, manastırda, vaftizde kullanıyorlar ve muazzam o şeylerde kaşıklarda artistik Peki kaşıklar. mesela sarayda yumurta kaşığı da ayrı. Evet evet ayrı. Bebeğe ayrı kaşık ayrı. ayrı. Mesela şeyi merak ediyorum. Haremde ne oluyor? Ay o harem çok ha, Harem çok... harem ayrı bir dünya. Evet aslında haremdeki sofra kültürü ee, harem dışı selamlık sofra kültürüyle aynı. Hı. Türkler yemeği en pratik şekliyle bir sini ayaklığı Önce bir sofra bezi, yer tabi. Yani. Önce üstüne bir sini ayaklı, bunun üstüne de sini koyarak yiyorlar. Sini de bize Çinceden geçmiş bir sözcük. Tepsi, Çinceden geçmiş bir sözcük. Çünkü Türk kültürünü en çok etkileyen iki kültür vardır dünyada. Çin kültürü ve İran kültürü. Üçüncü derecede de. Hint kültür ve Hint inançları. İpek yoluyla da mı alakalı? İpek yoluyla şöyle alakalı ticareten tabii ama Türklerin orijin olarak çıktığı yer zaten Çinlilerle hep komşu. Evet. Sonra göçtüğü yer İran'da Büyük Selçuklu Devleti'ni kurmuştur Türkler. Yani onlar başka Türkler değil bizim ecdadımız olan Türkler. Büyük Selçuklu'dan hemen sonra da Anadolu Selçukluları kurulmuştur. Zaten Anadolu Selçuklularının yine Türkler tarafından büyük ölçüde Moğolların önüne kattığı göçebe Türkmenlerle yerleşik saray ideolojisi çatışır. İsyanlar çıkar, yörük isyanları işte o babayi isyanları, celali isyanları diye tarihimizde Geçen. de gördüğümüz. Anadolu Selçuklu devletini yıkarlar ve beylikler dönemi başlar. Osmanlı Beyliği de işte o onlarca Sonu beylikten eski, biridir. İran ve Çin bizim çok etki aldığımız Çok etki aldığımız e, iki büyük kültür Dönelim her açıdan. Hemen. Evet hareme gelelim. Haremdeki yemek kültürü, sofra kültürü de selamlıktan çok farklı değil. Ama burada anlatmak istediğim bir şey var. Sarayda ad verilen kaşıklar var. Ben bunu öğrendiğimde bana o kadar hoş geldi ki bir kere... Kaşıkların kılıfları var, kadifeden sırma işle. Bu kaşıklar kılıflara konuyor. Niye? Çünkü kaşık özel sayılan bir şey. Kaşık yanda taşınan bir şey. Bunu taşradaki köylü çiftçi de yanında taşıyor tahta kaşını. Çünkü zahmetli bir şey kaşık yapmak. Bir tane yapıyorsun, yıllarca bunu kullanıyorsun. Türkler toplu yemeği çok seviyor. Hı. Düğün, ziyafet, nişan, kendi sünnet söylemi gidiyor. Evet. Yani? Evet. O toplu davetlerde o ev sahibinin o kadar kaşığının olması mümkün değil. Varsa üç tane kaşığı şanslı. Onun için bu davetlere giden, ziyafetlere giden, sahura gidiyor, iftara gidiyor, asker yolcu ediyor. Asker kendi, kaşığı kendi kaşığını gidiyor. gidiyor. Onun için kaşığı yanında diye bir laf var Türkçede kaşığı belinde çok gezenlere deniyor. Mesela benim için kaşığı belinde denebilir. Çok güzel. Çünkü bana da dene. <laughs> kaşığı mi? belinde. Kaşığı yakası. Kaşığı bu da, da kaşığı. Oluyor. Evet bu da kaşığı Bu da bir telkari. Bir <laughs> kaşık, evet Bu da telkari bir kaşık. Evet çay kaşığı. Evet. Tekrar hareme dönüyorum. Ee, bizim bazı sultanlar e, mesela Afife adı verilmiş bir kaşık e, var. Bu bir sultanın gözdesinin adı o adla yemeğini yiyor. Yani burada bir erotik bir boyut da var aslında. Nasıl merak ettim nasıl? Yani sultan o o kişi mi yiyor o yemeğini onun? Değil sultan mi? yiyor sultan. Sultan'ın kaşığı Afife adında bir kaşığı var. Bazı yemeklerinde bunu kullanıyor. Yani Afife aslında harem, Gözdesi, haremdeki. Gözdesi haremdeki. Evet. Çok seksi bir şey. Çok. Var. Bence aynı görüşteyim. Çok evet. çok hem erotik hem romantik. Evet. Yani böyle bir üstün nitelikli tabii gayet artistik bir kaşık adı var Afife kaşığı mı getir? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Getirme Afife'yi dediğin zaman ne oluyor? Ne deyince? Getirme mi? Afife'yi diye zaman. o zaman. Ya öyle bir, bir şey. şey yok. Hayır öyle bir sorgu yok saraylarda. <laughs> Sultan ne isterse onu söyler. Niye bunu söylediniz? Niye bunu söylemediniz şey öyle? Ya ne yapıyorsun? Biz bir, bir bir dünya imparatorluğundan evet, söz ediyoruz. Doğru. Sen getirme Afife'yi dediğinde kimin haddi kalkıp da aman e, evet, e, çok Sultanım abi. demek? Çok hoşam. E, mesela başka bir şey e, yine bizim 19. yüzyıl sultanlarından birini yine Şayan adında bir gözdesi var. Avrupa'ya Veliaht, Murat Avrupa'ya gittiğinde Şayan'a kendi yaptırdığı özel kaşığı hediye ediyor. Ondan sonra ve gelene kadar da herhalde Gözde Şayan o kaşıkla yemeğini yiyor. Dolayısıyla böyle kaşığın bir cilveleşme, bir cilveleşme unsuru, hediyesi olduğunu da görüyoruz. Şimdi burada bir hediye boyutu gelmişken gene ilginç bir şey anlatayım. Osmanlı'nın resmi hediyeleri çünkü muazzam bir hediyeleşme var ee, Avrupadaki ya da doğudaki başka e, devlet adamlarıyla onlardan bize bizden onlara sürekli bir hediye ekonomisi var yani muazzam. Türklerin hediye klasiği saray bazında hep askeri eşyalar olmuş. Koşumlar, eğerler, sadaklar, oklar, kılıçlar. Ondan sonra ama hepsi masterpiece. Murassa, üstü taşlı olan, üstü. Fransa kralına gidiyor, bilmem Avusturya kralına gidiyor, şuna gidiyor, buna gidiyor falan. E, i̇lk defa 3. Ahmet dönemi ki bizim Avrupa ile ilişkilerimizin daha böyle, mesela Paris'e ilk kez bir e, büyükelçi düzeyinde biri gönderilir. E, i̇lk kez 3. Ahmet döneminde muazzam bir kaşık takımı gidiyor. Çok Bu iyi. silahların, askeri e, eşyaların yanı sıra ve yayınlarda şöyle bir e, paragraf arası özellikle hoşaf kaşıklarının üstün sanatsal yönü dikkat çekiciydi ama bu kaşıklar nerede depolarda mı yok mu edildi antikacılarda satıldı mı bir fotoğrafı var mı ben ulaşabilmiş değil inanılmaz bir bilgi bu da Fotoğraf. evet ben ulaşabilmiş değilim İnşallah nasip olur bunları da görürüz peki şimdi bu cilbeleşme sarayda var da başka yerde yok mu kaşıklarıyla aa ilgili? var <laughs> <laughs> Var mı? Var. Olmaz olur mu? Bizim e, Anadolu yörük kültüründe kaşık, bir kere kaşık bizim dilimize çok yerleşmiş bir evet. sözcüktür. Deyim olarak, fıkra olarak, bulmaca olarak, bilmece olarak, e, işte kaşık suratlı deriz mesela. Evet. Küçük evet. surat. Küçük evet. surat demek, evet. evet. Bir de mesela ablah surat vardır, büyük surattır. Abla da büyük kaşıktır aslında. Hiç tabi. Tabii bunu. Bak, tabii. Hep kaşık üstünden. kaşık üstünden gidiyoruz. Evet. cilveleşmeler? Cilveleşmeler. Şimdi Yörük toplumları oradan oraya geziyor. Yürümekten geliyor zaten Yörük sözcüğü de. Kışlakları var, yazlıkları var falan eee iklime, otun durumuna göre hayvanlarıyla beraber göç ediyorlar. Tabii aile ilişkileri ölçülü. Herkes her istediğini anasına atasına söyleyemiyor. Fakat bir erkek evlat artık evlenmek istiyorsa Peki. Heh, bunu gene sofra bezi, gene tabii Anadolu'da bu sinimini falan da biraz daha yerdeyiz. Da, hep yerdeyiz de yine bir ayaklık var ama bazen de o ee, hamur tahtası. Yani burada üstünde yemek yer, üstünü silkeler, orada üstünde ekmek açar, yufka açar, gözleme yapar, bazlama yapar. Ee, yine bu sofrada ortaya yemek gelir. Yemek dışındaki tek sofra aracı da Türklerin kaşıktır. Yemek ortaya gelir, o da zaten pilavdır, çorbadır, pilavdır, ettir. Peki. Bizim klasik menü bu. Kaşık vardır, Herkes aynı kaba kaşığını daldırır önünden olmak üzere. Evet. Öyle bir görgüsüz bir Türklerin yemek görgüsünü batılı seyyahlar çok yazmıştır. Önce yadırgarlar yerde oturmak, bir bağdaş, işte bir terzi oturuşu vardır. Bir ayak yukarıda, bir ayak aşağıda falan. Önce bu batılılara çok tuhaf gelir. Ortak yemek yemekte. Ama Türklerin yemek yemedeki adabı, hızı, hiç sohbet olmaz, muhabbet olmaz. Ve özellikle asillerin havasın sofrasında ibrik ve peşkirle hep biri bekler. Çünkü ister istemez elle de yemek yendiği için anında evet. bu el yıkanır, temizlenir ve önünden yer. Değil mi? Ve önünden evet. yer. Yani evet. gidip de yemeği çok sevdim deyip Şöyle karşıdan ya da evet. yanından da almaz yörük delikanlıyı anlatıyoruz. Evet. Evlenmek istiyor. istiyor. Ortada pilav var, tahta kaşıklar var. Kaşığı pilavın ortasına sapladığında ne demek? Hatta Atıf Yılmaz'ın böyle bir filmi vardır. Edison ve Türkan, Türkan Şoray'la. Evet. Ondan sonra kaşığı sapladığında bu demektir ki ben evlenmek istiyorum. Evet. <laughs> İnanılmaz bir şey. Bir anlarlar. Bir de ah, tabii bu bir töre, törel bir kod. Peki. Bir de bunun kadın versiyonu var. O ne? Kız evlenmek istiyorsa, diyelim ki beş kişilik bir aile Peki. sofraya dört kaşık servis eder. Bu da ben artık gitmek istiyorum demek. Ne kadar ince bir şeyler bakar mısın? İnanılmaz. Evet. Peki. Evet. Şimdi buradan başka bir noktaya gideceğim. Deniz şamanlardan bahsettin Hı. ya. Kaşık büyüde de var galiba değil mi? Kesinlikle. Biraz onu da anlatalım mı? Şimdi e, büyü e, şifa e, alanlarında daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kaşık yeme içme yani yemeği pişirme, dağıtma ve yeme fonksiyonu dışında en çok nerede kullanılıyor biliyor evet. musun? Tababet, tıp, Peki. eczacılık. Tamam. Ve kozmetik. Peki niye? Çünkü kaşık aynı zamanda bir ölçü. Tabii. Hala değil mi yemek aynı, tariflerinde? Tabii. Çay kaşığı, çorba kaşığı, kaşığı bunların hepsi ölçü bildirir. Bu geçmişten beri böyle. Şimdi bir e, ilaç yapıyorsun. Sabit ölçeklerde kaşıkların var, ölçü kaşıkların. Bununla yapıyorsun bir şifa veriyorsun. Dolayısıyla o şifanın özünde neyi kullandığın kadar ne dozda kullandığın da önemli. <laughs> Ve buradaki ölçü birimi hep kaşıktır. Hatta bazı kaşıklar bir sap, bir bu tarafında ölçü vardır, bir bu tarafında ölçü vardır ki pratik olsun diye o bir ölçüdür, bu bir ölçüdür arkasındaki. Selçuklulardan kalma mesela böyle bir iki kaşık örneği var. Sunumda onları da gösteriyorum ben. E ee, Dolayısıyla şifacılıkta ölçü önemli ise kaşıkta önemli. Bu ölçü kaşıkla sağlanıyor. Avrupa witchcraftında Büyücü cadılığında, büyü, cadılığında, büyücülüğünde kaşık bayağı Cadıların bir aslında seboli simgesi haline de gelmiştir. Oyna, oyna. <laughs> ee, asılabiliyor ee, bizde e, Cadılık diye bir şey yok. Bizde o bizim kültürümüzde şifacı kadınlar var. Hı hı. Bizde hiç böyle kara büyüye bilmem neye çok kafa basma yapılmıştır. Nitekim kaşık büyüsü diye bir büyü var. O nedir? Hala bazı Anadolu'daki eski mezarlarda bunu görmek mümkün. Bunların dökümanları var bende. Tahta kaşık Peki. sırt sırta bağlanıp Mezara konduğunda bu bir ayrılık büyüsü. Allah, yüz yüze. Şey, ne mezarına konuluyor? Yani, yani ya. aslında genellikle Hristiyan mezarlarına konuyor. Hmm. Müslüman mezarlarından ziyade. Hmm. Yüz yüze koydun. Koyduğunda da e, o aşkın karşılıklılığı ve uzun sürmesiyle. Ya bu da bir olumlu e, büyü çağrışımı. Ve Doğu Anadolu'dan hatta bir Mardinli e, hanım yazarın kaşık büyüsü diye bir kitabı var. Çok İçinde iyi. öyküleri var. Öykülerden birisi de Mardin'de yapılan bir kaşık büyüsünü anlatır. Ama bu Anadolu'nun tamamında e, diyelim ki yakın zamana kadar e, kullanmış. Belki hala da yapılan öyle bir kaşık büyüsü de var. Evet, yani. Evet. Evet. Peki mesela bir ters kaşık asma falan öyle şeyler var mı böyle? E, bildiğim kadarıyla yok. Ha. Ee, ama, e ama Balçıçek yani e, bu araştırma Yani bu benim Anadolu'da kaşın arkeolojisi diye adlandırdığım sunum Hı. ve kitaba giden çalışma o kadar zahmetli bir çalışma ki Çünkü hakikaten bir takım e, neolitik dönem Anadolu kaşıkları üstüne yazılmış kitaplar tezler şunlar bunlar falan var ya da bizim e, Anadolu'daki tahta kaşık Konya kaşığı diye bir şey var hepimizin bildiği. Bunlar üstüne ya da kaşığıyla öne çıkan yörük coğrafyalarında Akseki'de şurada burada yapılan e, kaşıklara ilişkin yazılmış tezler var. Fakat ne yazık ki bir kitap yok. E, şimdi bunu şunun için anlatıyorum. Benim araştırmam zaten buna Anadolu'da kaşığın arkeolojisi deme sebebim bir arkeolog gibi bu Foucault'un bir kavramı aslında bilginin arkeolojisi. Yani sahada bir arkeoloji değil ama bir arkeolog gibi ben kitapların ilgili bölümlerinin ilgili paragraflarının arasında geçen bir kaşık yakalamaya çalışıyorsun. Zaten ha. evet. bu kitap öyle oluşuyor. Bunu niye anlattım? Az önce bir soru sordun ya kaşığın öyle asılması, böyle asılması, hani tersiz. yeni anlam alanları var mı? Ee, henüz karşıma çıkmadı. Var ya da yok bilmem ama şimdi bizim kaşığın kullanımında e, yani bir somut kültürel boyutu var. Mutfakta, yemekte, gastronomide, tababette falan. Bir de soyut bir kültür alanı var. Biz bunu özellikle şeyde görüyoruz, tasavvufta, Anadolu tasavvufunda. Mevlevilerin ve Bektaşilerin kaşık kullanımıyla ilgili çok özel ritüelleri var. Ne var? Örneğin, tam da bu sorunla ilgili. Mevleviler zaten her iki yolda da, tarihte de, e, mutfak e, alegorisi e, hamlıktan kemalete, olgunluğa Ölme. gitme aşamasında çok kullanılmıştır. Mutfak. Hamdım, piştim. Evet. E, e, Oldum. Daki gibi. Bektaşilikte de bu böyle. Mevlevilikte de böyle. Fakat bu ikisinin arasında hep de bir tatlı çek, çekişme de olmuştur. Kaşıkla ilgili de şöyle bir şey. Mevleviler Kaşığı kapatarak tabağın yanına ya da sofrada kullanırlar tabak demeyelim de sini de kapatarak Kapatalım. kullanırlar. Evet. Bu içindeki kiri e, lek, e, yemek izlerini kapatmak ya yani bir tür e, kirliği e, kaba sayılanı örtmek gibi yorumlanır e, ve kaşık niyaz da derler. Bektaşiler ise tam tersine kaşığı açık koyarlar. Biraz daha bizim şu anki yaygın kullanımımıza. E, çanak kısmının gökyüzünü evet. görüyor olmasını önemserler. Kapatmak, saygısızlık gelir onlara. Bereketin kaçtığını düşünürler. Ve kaşık duada derler. Kaşık niyazda, kaşık, kaşık duada. Kaşık. Ve ve Osmanlı'nın son dönemlerinde Bektaşi Mevlevi dervişleri bir ortamda karşılaştıklarında kaşıkları kullanma şekliyle Anlaşıldı. birbirlerini anlayıp hatta birbirlerine tatlı böyle tak atışmalar. atışmalar, takılmalar yaşandığı da Abdülbaki Gölpınarlı'nın kayıtlarında var. Ne Peki aklıma şey geldi. Kaşık düşmanı denir mi? Evet. O ne demek? Ya şu an biz kaşık düşmanı sözlüğünün deyimini e, aslında m, kadını. Ya da şeyine değil mi? Hayır. Değil mi? Kadını e, biraz e, alçaltan bir anlamda söylüyor. Geldi bizim kaşık düşmanı. Kadını imleyen bir ifade. Ben de kaşık düşmanı deyince kadının ahlakına göz diken adam gibi dibimi acaba? Ee, e, de, yok, değil. değil kaşık peki. düşmanı doğrudan hani geldi bizim kaşık düşmanı. Hani evin hanımı burada e, kast edilen Allah, şey. Allah, çok iyi. Ve insanların da canını sıkan bir deyim. Bu da bana geliyor sunumlarda. Ee, ben bir hani pejoratif anlam derler ya yani bir şeyin ortaya çıktığında anlamı X'tir. Zaman içinde Y'ye dönüşür. Evet. Ben kaşık düşmanının kadını aşağılamaya dönük bir ifadeye kavuşmasını bir pejoratif anlam olarak yorumluyorum. Çünkü kadın olmazsa yuva olmaz. Nereye kaşık düşmanı diyorsun? Yemeği ha, yemeği yapan o, yemeği dağıtan o, üreten o, besleyen o, doğuran o. Sen kime kaşık düşmanı diyorsun? O kadar manasız. O böyle bir sanki latifeyle karışık, ee, yani ağır da bir yıkıcı anlamı da yok. Böyle bir latife yani bir, dalga gel, ha, bir daha geldi bizim kaşık düşmanı gibi. Ama yine de aslında kadını aşağı tatsız çeken bir e, tatsız şeyim. bir şeydir. Ee, ben bunun zaman içinde böyle bir pejoratif bir anlama Peki, kavuştuğunu şimdi düşünüyorum. Şimdi aklıma bir de dans geliyor. Aa gelmez mi? mi? Onu da sorayım. Ay kaşık havaları. <laughs> Vallahi Anadolu'nun diyebilirim ki her yöresinde e, kaşık havaları var. İç Anadolu'dan tut, Kırşehir, Ankara, Antalya'ya git, Karadeniz'e git, Ege'ye gel, Doğu Anadolu'ya git. Her yerde e, kendi yöresinin orman, ağaç dokusundan elde edilen ahşapla yapılmış, Yemek kaşıklarından ziyade bunlar daha özeldir, oyun kaşıkları. Bazı yerde uzun saplı olur, bazı yerlerde kısa saplı, bazı yerlerde desenli olur. Çok ilgimi çeken şey şu, yani herhangi başka bir şey kullanabilecekken kaşığı kullanıyor. Kaşığı kullanıyor. Ee, bu da çok eski bir Türk geleneği. Ee, mesela İran'da kasok diyorlar. Ee, İran'da ben bunları gördüm duvar resimlerinde, zenneler. Ellerinde kasok denen. Sonra bizde Osmanlı'da çalpara deniyor ona. Kaşık değil. Bunlar iki tahta parçası, kaşığımsı. Ama kaşıkla oynama, kaşık oyunu Türklerin çok eski bir alışkanlığı, adeti. E Kaşık az önce de anlattığım gibi hanelerde var, üretiliyor, kolay bulunuyor, kolay erişimi var. Yani diyebilirim ki kaşığın etinden, sütünden, yününden Türkler eğlenmek Fazleten. için kullanmış, yemek yemek için kullanmış, çocuğunun ağzına ilaç vermek için kullanmış. Şifacık kadın ilaç yapmak için kullanmış. Gittiğin tekke'de o bir ritüel nesnesi olmuş. Bir de tabii yeni Yeniçeriler boyutu var. Hı. Bizim yeni Yeniçeri teşkilatında börk denen hani bir keçeden yapılmış evet. bir başlık vardır. Başlık vardır, vardır evet. Ha. O başlığın önünde tam burasında bir metal kılıf durur. Doğru. Hatırladın Doğru, mı? Hatırladım. Geldim mi o resim tabii gözüne? Ki, tabii ki. Bu nesnenin adı kaşıklıktır. Allah Allah. Evet. Ee, Yeniçeri sefere çıkarken buraya kaşığını koyar. Sefer dışında geçit resimlerinde burası bir vazo gibi tüyler Bahar damları, evet, evet. böyle acayip süsler takarlar evet. ve çok grotesk bir e, tat katarlar büyük e, sultan törenlerine e, ve birbirlerine de kaşık kardeşi olarak seslenirler. Ne hoş. Evet. Peki son soru ya yani yoksa dalar gider konuş. <laughs> evet konuş <laughs> sana burada. E, şimdi bazı e, hatta Türkiye'de şu anda kaşıkla yemek Alt kültür gibi. Evet, tabii. Peki ne zaman dönüştük biz buna? Öyle mi? Batılaşma diyebilir <laughs> <Batınlaşma>. miyiz? <Ha? gülüyor> evet, Vallahi. Yani çatal değil. Mesela ben bir de söyleyeyim. Çocuğum kaşıkla yeme onu. Bırak Mesela yesinler yeme. lütfen. Yeme, evet. evet, ha bırak yesinler. Kalkın. Lütfen bırak yesinler. Nurullah Ataç e, 1940'larda diyor ki bir gazete dergi yazısında Pilavın yanında çatal geldi. Dalga mı geçiyorsunuz ya? <laughs> pilav çatalla nasıl yenir? Üç adet, beş adet. Çünkü pilavı yemenin tadı ağzın pilav dolacak. Tereyağını bilmem nesini böyle hissedeyse de ve karnını doyura. Hani çala kaşık diye bir laf vardır mesela Ama bizde. Ama kötü bakarız kaşıkla yiyene Ama o de. yeni bir bakış açısı. Ne zaman ki? E, tanzimat yani ikinci Mahmut sonrası abdülmecid sonrası bizim büyük e, de, cumhuriyet devrimimiz e, kurtuluş savaşımız batıllaşma e, tercihlerimiz ne zaman ki biz ala turkayı kötü sayıp ala frangayı iyi sayıp benimsemeye başladık Türkün yaptığı her şey gibi kaşık kullanımı da alt sınıfa e, mal edildi. Çünkü değişim her zaman yukarıdan başladı. Aristokrat'tan, Burjuvalardan başladı. Halka gelene kadar da etkisi bunun azaldı. Sana ilginç bir istatistik vereyim mi? Ee, hala Türkiye'de nüfusun yüzde kırklarının Yerde yemek yediğini söylersem ne dersin? Yok, inanırım. İnanırsın. Tabii. Ben bunu öyle okuduğumda i̇nanırım. şaştım biliyor musun? Yani çünkü gazeteci olarak çok gezdin. Ha, yani. gez ondan dolayı biliyorsun. Bunu şimdi herhangi bir İstanbulluya sorsan yok, yok canım. De, Hadi de, canım da yüzde kırkı hala yerde yemek yer ve hala da yemek yerken kaşık, çatal kullandığı gibi elini de kullanır. Ya Bu bize çok uzak bir şey değildir. Elle ya da her yemeği pilav dahil kaşıkla yemek. Zaten pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diye bir laf var. Yani pilav hele mecbursun artık <laughs> kaşıkla yemeye yani o derece bir o derece. şey. Evet biz bazı sunumlar yapıyoruz. Bazen arkadaşlarım yani bu mekanın sahibi arkadaşlarım yemekli sunumlar yapıyor ve biz o, o deneyimi yaşatmak için de hani o yemeklerde hep pilav oluyor. Kaşık servis ediyoruz ve kaşıkla tahta kaşık ondan yenmesini de bekliyoruz. İnsanlar zorlanıyor. Ben ben de zorlanırım ha, mesela. Ya garipsemenin ötesinde. Yapın ay bu ha ay bu böyle nasıl falan deniyor. Vallahi ben Çok yapıyorum. Güzel. Hoşuma <laughs> da gidiyor. Mesela ben kendime bir usta bulsam yanımda taşıyacağım. Tahta bir kaşık yaptıracağım. O kadar. Aynı ecdadımız gibi böyle kılıfıyla mılıfıyla. Çok güzel. Çantamda nasıl ki kalemim kendime özgü. Kaşığım. Kaşığım da kendime özgü olabilir. Olamaz <laughs> <Şahane> mı? Yani olsun tabii <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şunu söyleyelim. Kitap yolda. Kitap İnşallah, geliyor. İnşallah evet. Konuşmalar e, devam. Şey, devam. Pampuz. Nerelerde? Bütün her yerde mi yapıyorsun? İstanbul'da mı yapıyorsun? Yok. Hayır. Yani şu ana kadar İstanbul dışında Mardin'de, Bodrum'da, Çeşme'de, Alaçatı'da bir sürü yerde yaptım. Belki bu yaz Ayvalık vesaire, Selçuk falan oralarda Bergama yani böyle bir sahil bandında e, tekrar deni yapacağım. Benim güzel arkadaşım gezdiriyor da. Evet biraz da evet Onu evet. Bunu da biraz söyleyelim öyle kapatalım. Yani çok hadi eriş mi gezdirir? Ya evet gidiyoruz mesela şimdi. Evet. Mesela seninle senle gezmek büyük keyif. Valla dilerim evet. öyle öyle düşünelim. Evet Mardin'de yaşıyorum ayrıca. Evet. Evet. Yani evet. mesela bu tarz kültürleri bizi uzak hatta bile uzak tutulmuş bazı diyelim. Evet diyelim. Ee, ben çok şanslılardanım gazeteci olduğum için çok güzel çok gezdim. ama evet. seninle ayrı gezmeyi isterim çünkü bu hikayeleri de dinlemek işte yaptım. zaten e, buraların uzak kalması da demin sözünü ettiğimiz o kaşıkla pilavı yemenin alt kültüre ait bir şeymiş gibi algı çünkü o kültür bizim ötekileştirdiğimiz bir kültür doğu bizim ötekileştirdiğimiz evet. bir yön oysa ki biz öyle bir coğrafyayız ki Doğu da biziz, batı da biziz. O kaşık gibi kucaklayıcı. Kucaklayıcı. Yani evet. benim bütün arzum... Benim kitabımı basmak, yayınlamak isteyen yayıncı dostuma ben dedim ki... ya Teşekkür ederim teklifinden dolayı ama sen bu kitaptan para kazanamazsın. O da bana dedi ki kazanırım. Nasıl kazanırsın dedim. Çünkü ben bu kitabı sadece Türkçe yapmayacağım. İngilizce de yapacağım. Dolayısıyla... Ee, çok güzel emoji. Ee, şöyle, e, hayır ben bu kitabın Türkçe'de de okunacağını artık düşünüyorum. Evet. Çünkü sunumlara gelen katılımcıların ilgisi, soruları ve geri bildirimleri bana böyle bir kitabın Türkiye'de de alınacağını düşündürüyor. Ama şunu söylemek istedim, Batı bu coğrafyayı çok merak ediyor. Tabii. Bu kültürü çok merak ediyor. Onun için İngilizce yayınlanan bir kaşık kitabını güzel. alacaklar ve okuyacaklar. İnşallah Tabii, çok bir güzel vakit gelir, eminim. bir de müzemiz olur. İnşallah da. Ben sana şunu da söyleyeceğim, dedin ya Batı burayı merak ediyor. Evet. Orada da benim içime yaradır. Doğrusunu okusunlar istiyorum Evet. çünkü çok da korkunç tanıtılıyoruz. Evet. Çok da korkunç yayınlar var. Yalan yanlış. Bize şansı, evet. Bir de ait olmayan her şeyi halk şeyi gibi sunuluyor. Sunuluyor. Ondan Evet. O yüzden iyi ki varsın. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Başnur'la birlikteydik. Kaşık konuştuk. <laughs> Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Hepinize.